Bir tane kolay soruyla karşı karşıyayız. İlk sorular olarak kolay sorular getirdim. Vaktiyle bir sınavda çıkmış. Şimdi senkron makine sorularından veya bütün elektrik makine sorularından yani biz taktik olarak şöyle yaparız. Önce bir adamı tanıtırız. Sonra da adamın çalıştığı durumu tanıtırız. O durumda bir takım şeyleri sorarız. Şimdi adamı tanıtım kısmında adamı doğru okumak gerekiyor. Şimdi okuduklarımızı nasıl yorumlayacağımızı bir bakalım. Yıldız bağlı, bu önemli bir şey. 400 volt. Yıldız bağlı olduğuna göre bizim gördüğümüz yıldız bağlı makineler 3 fazlı. Bir kere sistem demek 3 fazlı. 3 fazlı sistemler fazlar arası gerilimle zikredilirler. Aksi söylenmediği sürece. Şimdi burada 400 volt dediğine göre hemen şunu yazıyorum bak. V1 line nominal eşittir 400 volt. 400 volt. Değerli arkadaşlar, 3 fazlı makinelerde fazlar arası gerilimler söylenir. 400 volt. O zaman adam yıldız bağlı olduğuna göre hemen şuraya düşelim. Yıldız bağlı. Yıldız bağlı olduğuna göre bir sargıya düşecek gerilim eşittir V1 line nominal bölü kök3. Şimdi o kök3'ü bulacağım. Nereye gitti acaba? Şurada kök3. Ve V1'e bir bakayım kaç çıkmış. Aklımda da kontrollerimi yaparak gideyim. 230 volt. Evet, 400 ile 230. Bunlar böyle klişe olarak artık da tekrarlayınca aklımda kalacak ve doğru yolda olduğumu hatırlayacağım. Şimdi 50 Hz demiş, yazalım. Verilen dataları 50 Hz. F1 olarak girdim. 50 Hz. 2P eşittir 4. O zaman P eşittir 2. P kullanılıyor bizde genellikle. 2 çift kutup var anlamına geliyor. 4 çift 4 kutupluymuş 2P 4. Mekanik kayıpların toplamı yani P sürtünme artı vantilasyon. Bunu ben bu Matket yazılımındayım şu anda. S artı V diye yazamadığım için STV yazıyorum. Sürtünme vantilasyon diye. Siz o T'yi artı olarak alın. Çünkü dediğim gibi bu bir matematik yazılımı. Öyle şeyler yazarsam farklı bir şey anlıyor. 5000 watt. 5000 watt. O da güzel. Sonra şunu şöyle şu çizginin altına alayım. Başka RA ihmal edilecek kadar küçük dediğine göre RA'yı 0 olarak koyuyorum. İhmal etmişiz. Yanına da yazayım hatta ihmal. Öyle diyor kendisi. XS 0,5 ohm. XS yani senkron reaktans yani XA ile endü reaksiyon reaktansıyla kaçak reaktansın toplamı 0,5 ohm olarak öyle verilmiş problemde. Ohm. Günahıyla sevabıyla. Evet. Bunun J ile birlikte kullanacağımı yerine göre biliyorum. Boşta çalışma karakteristiği EF eşittir 50 IF. EF eşittir 50 IF şeklinde verilmiş. Diyor ki makine IF'yi bilmiyorum diyor. Kırmızı boyadı. Evet, bunu ben bilmesi gerekmediği şeklinde bir mantıksal eşitlik türünü değiştireyim. Tamam, öyle olsun. 50 IF. Şimdi hocam bu nereden geldi? Abi hani arada lineer curve vardı ya. Doyma yok kabul edersen lineer. Şimdi bak bu adam ne yapmış bir onu söyleyeyim ben sana. Adam şunu yapmış. Boşta çalışma karakteristiği IF, EF arasında çiziliyordu. Ve bu adam 50 IF diye vermiş. Yani bunun eğimi 50. EF eşittir 50 IF. Lineer. Lineer. Evet, lineer. Yani Y eşittir MX gibi bir şey.
ve doyma yok demiş. Bu bir kabuldür. Tabii bu Allah'ın emri böyle sonsuza kadar gitmez. Ama adam diyor ki ben diyor benim çalıştırdığım aralıklarda yani IFE'ye diyor 5000 amper vermeyeceğim. Benim çalıştırdığım aralıkta lineer kabul edebilirsin diyor. Ha, bu ilerlerde bir yerde doyuyordur ama bu adam çalışma aralığında lineer ve doyma yokmuş. Ha, problemden anlayacağımız bu. EF eşittir 50 IF demek senin yakalayacağın değerlerde böyle oluyormuş. Problem normal yani ben Mustafa'yı alıp da dünya atıyorum atletizm şampiyonasında 100 metrede koşturmuyorum. Yani adamı nominal bölgesinde koşturuyorum. Yani gidip de ben Serdivan'daki bir yarışa katılabilirim. Yani benim Hüseyin Bolt'la işim ne, değil mi? Evet. Okumaya devam ediyoruz. İle verilen 3 fazlı yuvarlak kutuplu. Ha, zaten 3 faz olduğunu yıldızdan çıkartmıştık. Yuvarlak rotorlu senkron jeneratör mü demiş? Jeneratör demiş. Aslında makine ama jeneratör çalışıyor. Problem öyle kurgulanmış. Tamam. Hocam çıkık kutuplu olur muydu? Henüz çıkık kutupluları görmedik. Görürsek o zaman bakarız. Şu anda daha görmedik. Yuvarlak rotorlarla ilgileniyoruz. Ulusal şebekeye paralel bağlı çalışıyor. Ulusal şebekeye paralel bağlı olarak çalıştığın zaman arkadaşım şebekeye paralel demek şu demektir. Gerilim sabit. Yani V1 ya da V1 line fark yapmaz. Sonra frekans sabit. Yani F büyük geldi yanlışlıkla. Frekans sabit. Ha. Şebeke böyledir çünkü. Hani bu sabah kalktım 60 Hz olmaz. 50 Hz'tir. Bu sabah kalktım evde 400 volt vardı falan. Evde 220 volt olur, 222 volt olur, 18 olur falan. Yani. Evet. Dizel tahrik makinesi üzerinden 637 Nm ile sürülüyor. Ha, güzelleşti iş. Bir de tahrik momenti var. Yani mekanik dünyadan 637 Nm geliyor. Nm geliyor. Şimdik ve sürtünme ventilasyon kayıpları toplam 5 kW. Onu şurada söylemişti. Bak yukarıda söylemişti. İkinci kez gelmiş. Herhalde ben yanlış yazmışım. Evet. Şimdi bu aslında iki aşamalı bir şeyler söylemiş. Yani bak. Makine yukarıdakiydi bak. Şuraya şöyle yapalım. Makine yukarıdakiydi. Ve bir şebekede çalıştırıldı. Şebekenin özelliği geldi. Şu anda hala makineyi tanımladı adam. Şimdi çalışma şartına geliyor. Çalışma şartında Houston şu kadar giriş momenti verdim diyor. Bak şarta geldi. Şart ayrı bir şey. Belki farklı da verebilirdi. Diyebilirdi ki adam benim bu kadar elektrik üretmeye ihtiyacım yok. Şu kadar da iş yeter diyordu. Sonra kayıpları hocam sürtünme ventilasyon. Abi sürtünme ventilasyon hızla orantılıydı biliyorsun. Hızla orantılı olduğu için hızla değişmediğinden o da makinenin genel künyesi içerisinde söylenilebilir burada. Durum bak verilen durumda diyor şimdi ikinci paragrafa geldim. Jeneratör hat akımı genliğinin minimum olması için IFE, ikaz akımı yani uyarma akımı ne olmalıdır? Ha. Bak. Verilen durum ne bu? Şurası durum. Durum. Şu kadar tahrik edilirken, bu kadar moment verilirken, şunlar bunlar olurken bu durumda I hat akımının yani I1 line bunun minimum olması için uyarma akımı ne olmalıdır? Şimdi soruyu anlamaya çalışıyorum. Uyarma akımına giden yolun şuradan geçeceğine hemen uyandım. EF işte 50 IF. Demek ki benim EF'yi bulmam lazım. EF nerede? EF'ye giden iki tane yol öğrendim bugüne kadar ben. Bir tanesi
Bir tanesi kickoff yolu KVL'den gelen jeneratör denklemi EF eşittir V1 artı I1 RA artı JXS fazör. Biri bu. Diğeri ise hani endüklenen iç güç vardı. Döner alan gücü veya endüvi gücü falan demiştik. O da 3 kere V1 EF sin delta bölü XS. Bu birinci yol. Bu da ikinci yol. Ama size tavsiye ederim. Önce birinci yoldan çıkmayı deneyin. Birinci yoldan çıkmayı deneyelim. Deneyeceğiz. Hani bir hani öğrenci gibi düşünüyorum. Masa üstüne kullanacağım araçları bir koyayım. EF eşittir. V1 Houston artı I1 tek faz akımı çarpı hocam I1 line olmasın. Olmaz abi. RA çünkü eşdeğerde ve bir faz için yazılıyor ya. Öyle. RA artı J XS. Hocam RA sıfırdı. Tamam sıfır. Zaten ben buraya sıfır yazdım. İhmal yazarak bunu hiç de yazmayabilirdin. Hocam J'yi biliyormuş bu adam. J neymiş? Valla J'yi yanlış biliyor. Joule olarak aldı. J'yi bir tanıtalım şurada. Bizim bilgisayar tanısın. J eşittir. Karekök eksi 1. Tamam şimdilik J'yi tanıdı. J nedir diye bir daha sorayım. 1 iyidir diyor. Tamam. Kompleks diye bir değişkene döndü. Evet. Şimdi bu referans alacağım. Bu I1'i minimum diyor. Bilmiyorum ne olacak. RA'yı vermiş 0. JXS'i vermiş. J'yi biliyorum. EF'yi bulmam lazım. V1 ne hocam? V1 abi şebekede hep paralel çalışıyor ya. V1 nominalden. Bu da V1 nominal bu arada. Şunu da o zaman V1 nominal yapayım. Kafan karışmasın. Şuradaki de V1 nominali yazsın bize. 231. Evet. Houston. Benim EF'yi bulmam lazım. EF'yi bulmam lazım. Hocam. Kaç tane bilinmeyen var diye bakıyorum şimdi. EF'yi bilmiyorum. V1'i biliyorum. I1'i de bilmiyorum. Zaten adam da I1'i soruyor. Ben bu işi nasıl becereceğim? Bakalım bir. Bir bakalım. Bu mekanik sürtünme kayıplarını vermiş bu adam. Kutup sayısını vermiş. Momenti vermiş. Ha adam bize başka bir tiyolar vermiş. Şuradan bakalım. Adam diyor ki bak diyor. Sende diyor bir tane jeneratör var. Jeneratör. Buradan diyor mekanik güç girecek. Tok çarpı ısız cinsinden burada bir elektrik gücü çıkacak diyor. Şimdi burada da bitiyor. Kayıplar var. Kendisi bir tek sürtünme vantilasyon olarak verildi. PCUA'da RA 0 verildiği için bu da 0 çıkacak. Bir tek bunu 5000 olarak verdi. Hocam torku da verdi. 657 mi neydi? Galiba. Newton metre. Omega'yı verdi mi? Vermedi. Ama adam NS'i bulacak malzemeyi verdi. 60 F1 bölü P. 60 kere 50 bölü P 2 çift kutuptu. Hemen NS'i bulalım. NS eşittir 60 kere F1 diye tanımlamıştık. Bölü P. Ve bilgisayar NS'i buldu. Muhtemelen 1500 çıkacak. 1500 RPM. Evet. Şimdi bize omega s lazım hocam. Hemen omega s'i şuradan Yunan harflerini bulmam lazım. Buldum. Omega s eşittir 2 çarpı pi çarpı ns bölü 60. Bu formülleri ben tekrar tekrardan biliyorum. Tekrar biliyorum bunları ve omega s'i hesaplıyorum şimdi. 157 radyan bölü saniyeymiş. Harika. Hocam
Mekanik gücü de hesaplayabilirsin Giren. Giren mekanik güç eşittir tork mekanik çarpı omega senkron. O zaman P mekanik neymiş? Eşittir. 1001'miş hocam. 1001 mi? Şunu mühendis gibi söyle. Hocam 100 kW'mış. 100 kW civarında bir şeymiş. Tamam. Buraya watt diyeceğim ama ben. Watt. Giren bu kadarsa hocam, çıkan ne kadardır? Kayıpları kaçtıktan sonradır. Kayıplarda bir tek 5'tir. Bir tek 5'tir. Hemen bakalım şimdi ona. P elektrik eşittir. P mekanikten sürtünme vantilasyon kayıplarının çıkmışıdır. Hemen onu yazalım. P elektrik neymiş bakalım. Şu kadar, yani 95 kW bir güçmüş. Watt olarak onu yazdım. Peki arkadaşlar, her zaman bunu söylüyoruz ama şimdi bir kere daha hatırlatmakta fayda var. Şu fazör diyagramda ohmik endüktif kapasitif gibi çalışmalarda şöyle bir şey söylemiştik. Mesela makinede tahrik momentini değiştirmiyorsa, şuradaki tahrik momentini değiştirmiyorsan, o zaman mekanik güç sabit kalır. Sürtünme vantilasyonunda hız değişmediği için sabit kalırsa elektrik gücü de sabittir. Elektrik gücü sabitse, elektrik gücü neydi? 3 kere V1 I1 cos phi miydi? Evet. O zaman elektrik gücü sabitse, şu sabit, bu sabit, şuranın da sabit olması lazım. Şu kısmında sabit olması lazım. Icos fiini. Bu bir kere karşımıza çıkmıştı. Şimdi onu tekrardan şöyle yapayım. Fazör diyagramı çiziyorum. V, varsayalım ki endüktif çalışan bir makine olsun. I1 ve geri faz güç faktörlü olsun. Burada RA'yı ihmal ettim. JIXS bu. Ve şurası da EF. Fazörünün yeri. Bu da delta'nın yeri. Şimdi değerli arkadaşlar, burada animasyonlarla görmüştük. Sabit giriş gücü olunca şurasının genişliği EF sin delta kadar oluyor. Bunu bir kere daha vurgulayan bir konumuz olacak. Ama az önce söylediğim yer çok aşikar. Şurası da I cos fi asimtotu. I cos fi eşittir sabit asimtotu. Bu da F sin fi sabit asimtotu. Şimdi bu ne demek? Bu şu demek. Siz uyarma akımını değiştirseniz mesela. Mesela küçültseniz EF'nin ucu buraya gelse. Allah'ın emri arası kapanacak bunun. Arası kapanınca buna 90 derece geride olan akım şu mavinin üzerinde olmak üzere asimtotun I1 buraya gelecek ve fi bakın ileri gitti bu kez. Kapasitif hale geldi. Az önce endüktifti. Şimdi başka bir renk kullanayım. Öyle bir ayar çekeyim ki EF'nin boyu şurada olsun. Uyarma akımını değiştirdim. EF'nin genliği bu kadar oldu. Arası Allah'ın emri JIXS ile kapandı. Buna 90 derecede geride olan akım buraya denk geliyor. O da I1'in omik hali oluyor. Şimdi bakın. I1 omik. Genliği en küçük. Genliği en küçük akımdır. Yani en küçük akım reaktif gücün olmadığı yerdir. Yani biliyorsunuz görünür güç P kare artı Q karenin köküdür. S'de V çarpı I, yani genlik olarak düşünürsem şöyle gibi düşünebilirsin. 3 fazla dedim, 3 ile çarptım. Peki şimdi burada akımın en küçük olması için Q
Q'nun bu bileşenlerden bir tanesinin sıfır olması katkı yapar. O zaman işte burada görüyorsun bak, omik akımın genliği en küçük, diğerleri ise büyüktür. Bu yüzden zaten bizim reaktif gücü sevmediğimizi ve ilgili dağıtım şirketlerinin de, üretim şirketlerinin de buna ceza yazdığını, bir anlamda faturalandırdığını, tolerans dışında kalırsanız, söylemiştik defalarca. Bir sebebi de bu işte, akımın genliğini arttırıyor. Akımın genliğini reaktif güç arttırınca karere hat kayıpları veya makinedeki ısıl kayıplar bla bla artıyor. Reaktif gücü sevmememizin sebeplerinden bir tanesi. Şimdi buraya geldiğimiz zaman soruya dönüyorum. Soruda diyordu ki I-line'ın minimum olması için ne olması lazım? Ha. Şimdi onu yazıyorum buraya bak. I-1 line'ın minimum olması için makinenin omik çalışması lazım. Yani kosinüs fi, yani kos fi eşittir 1 olmalı. Ha, fi eşittir 0, kos fi 1. Biz o hikayeden bunu anlamamız gerekiyor bak. Akımın genliğinin minimum olması gerektiğinden kosinüs fi'nin 1 olması gerektiğini anlamamız gerekiyor. Şimdi o zaman onu anladık. O zaman işler kolaylaştı. Elektrik tarafındaki güç ifadesini şöyle yazabilirim. Mesela 3 kere V1 kere I1 kere çarpı cos fi bip. Cos fi yazabilirim. Makine dedi ki bir şeyi bilmiyorum. V1 dediğin şey V1 nominal diye zikretmiştin. Peki. I1 dediğin şeyi bulacaksın, zaten bilmiyorsun ama onu da sormuyorum diyor. I1 line'ı soruyorum. Aynı denklemi ben şöyle de yazabilirim. P elektrik eşittir. Kök 3 kere. Kök 3 kere. Yani kasten tekrar tekrar yapıyorum ki hani öğretici olsun diye. V1 line, köküçü gördüğünüz zaman hat parametreleri kullanıyorsunuz. V1 line çarpı I1 line diyeyim ona da. I1 line. Ama I1 line diyemeyeceğim arkadaşım. I1'in nominal yüklü olduğunu bilmiyorum çünkü. Yani ilgili 637 Nm ile sistemi sürerken nominal akım akıp akmayacağını bilmiyorum. Onun için nominal güç de zikredilmediği için problemde şu kadar güçlü bir şey falan nominal güçte de çalışıyor demiyor. Der, verdiği şey 637 ile sürülürken. Ha. O zaman I1'i bilmiyorum. O bilinmeyen kalsın. Tamam. Ve çarpı kosinüs fi. Kosinüs fi. I1'i bilmiyorum diyor. Bilmiyor. Kosinüs fi de aslında bilmiyor. Onu da şuraya kosinüs fi de ben tanımlayı vereyim hemen. Eşittir 1. Buradan hemen I1'i çekelim. Hocam bu I1 değil, I1 line. Bravo. Burada bir yazım hatası yaptık. I1 line. I1 line'ı çekiyorum. I1 line eşittir. P1 değil artık, ama PE demiştim yukarıda, 95 olan şu. Evet. PE bölü. Evet. Şimdi doğru yazdım. Bir tek burada PE biliniyordu. Burada yeniden tanımlandığı için buraya bilinmez düştü. Şu denklemi biraz bozmam lazım. Matematik. Metket sintaksının düzelmesi için. Burada bir şeyler gitti, dur. Ben bir şey kesemedim. Evet. Şimdiki. Metket'in de bir yazım sintaksı var. PE'yi yine bilmiyorum diyor adam. PE'yi biliyor burada. Ha, şuradan da aynı problem devam ediyor. Sintaks sorunu. Evet. Şimdi I1'i hesapladı makine. I1 eşittir. Bakalım neymiş.
bir line. Hattan çekilecek akım. Hocam, yıldız bağlantıda bu sargı akımına eşit değil mi? Eşit abiciğim. 137.2 amper. Ha. Buraya yazayım. Bu yıldız bağlantıda bağlantı dolayısıyla sargı akımına da eşittir. Ama o sorulmuyor yani. Belki şimdi lazım olur, bilmiyorum. Şimdi lazım olacak aslında. Şurada lazım olacak. Şu formülü ben alayım. Hocam niye onu aldık? Abi yolumuz EF'den geçecek. Ve adam sorduğu şey şuydu. IF ıkaz akımı ne olmalıdır? Ha, kutup tekerleği EMK. Yani ana manyetik alandan dolayı indiklerinin EMK. Yani EF'yi soruyor ve delta açısını soruyor. 3 tane sorulan şey varmış. Az önce dikkat etmemişiz. Hepsi zaten EF'ye bağlı. Bu denklemi çözeceğiz. Her şey var. I1 var. Hocam I1 yok. Hemen yazıyorum. Şu tanım gereği I1 de eşittir. I1 eşittir. I1 line yıldız bağlı olduğu için ve I1'i de gözümüzden kontrol edelim. 137 amper. O zaman 137'yi biliyor. Sıfırı biliyor. Bunun açısının sıfır olduğunu biliyor. Jx'i biliyor. V1'i biliyor. Açısının sıfır referans alındığını biliyor. V1 referans alındı. Açısı sıfır. I1'in de açısı sıfır. Niye? Omik çünkü. Ha. Tamam, işler onun için kolay ha. Yani hep böyle yapıyoruz gibi gol yeme. Normalde burada fazörel, bunun açısını koyman lazım. Ama burada I1'in açısı omik çalışmadan dolayı. Dolayı açısı sıfır. Tamam. O zaman EF kolayca hesaplanabilir. Şimdi bunu tanımdan yani böyle bir tanıma çeviriyorum. Matematik sintaksı gereği. EF'yi hesapla diyorum. EF'yi hesapladım. Kompleks sayı çıktı hocam. Açısı pozitif çıkacak. Bravo. Ama önce uyarma akımını soruyor adam. O zaman şöyle yapacağım. EF'nin genliği bana genlik lazım. Bölü 50. Hocam bu ne? Abi bu uyarma akımı. IF. Nereden biliyoruz? Boşta çalışma karakteristiğinden verdi adam. Yukarıda soruda verdi. Göstereyim. Bak. Boşta çalışma karakteristiği EF eşittir 50 IF. Tamam. Bu. Lineer kısımdı falan filandı. Evet. IF'yi şimdi alabiliriz. Hemen şuraya ben yardımcı olsun diye EF'nin genliğini de yazdırayım da gözümde bir şeyler canlansın. Çünkü 50'ye bölündüğünde 5'e yakın bir şey yaptığına göre bu da 250'ye yakın bir şey olması lazım. Evet. Kontrollerimizi sağladım. Volt, amper. Houston neyi bulduk? Soruda IF ikaz akımını bulduk. Kutup tekerleği EMK'sını, onu da az önce buluverdik, 240 falan etti. Yük açısını, ha. Evet, A şıkkı, B şıkkı bulundu. C şıkkına geldik, yük açısı. Yük açısı, EF'nin V'ye göre açısıydı. Hemen şuradan gösterelim. V'den çıktın yola, EF'ye kadar gittin, işte bu açı. Bu neydi? Arktanjant B bölü A'ydı kompleks sayılarda. İstersen şunu yaparsın. Şuraya yazayım hemen. Arktanjant işte şu. Tabii sen kompleks sayısını yazmayacaksın. Bölü bu. Pozitif bir açı çıkacağını biliyorum. Çünkü jeneratör çalışmada pozitif çıkardı bu. Bu makinenin bunu radyan olarak yaptığını biliyorum. Derece yapsın diye de başına 180 bölü pi koyuyorum.
ve eşittir 16 bilmem kaç çıkıyor. Evet. 90 dereceden küçük çıkacaktı, onu biliyorum. Pozitif olacaktı biliyorum. Kontrollerimi yaptım. Yani bir de başka yoldan yapayım. Delta eşittir. Yani bu deltaydı zaten. 180 bölü pi kere çarpı radyanı dereceye çevirme katsayımız bu. Çarpı ne diyoruz? Argument of EF. Yani bu metket sintaksı. EF kompleks sayısının argümanını bul deyince arctanjant B bölü A'dan açısını buluyor. 180 bölü pi ile de çarpınca delta'yı 16 derece olarak bulmuş oluyorsun. Yani ben çözümlerimde bunu görürsünüz, şaşırmayasınız diye önce buradan yaptım, sonra oradan yaptım. Bunun derece olduğunu ve ileri olduğunu, ileri çalışmanın da jeneratör çalışmaya delalet olduğunu lütfen hatırlayınız. Evet, bu kolay ve orta düzeyli bir soruydu. Aslında tam zor sınıfta değildi. Güç dengesini bilmek gerekiyordu. Eşdeğer devreyi bilmek gerekiyordu. Makinenin çalışma prensibini, momentlen güç ayarının yapıldığını bir çeşit hatırlamak ya da ilişkileri kurmak lazımdı. Üç fazlı sistemleri yıldız üçgen bağlantıyı bilmek gerekiyordu problemi çözebilmek için. Diğer taraftan soruda bir verilenler kümesinin olduğunu, bu bir kısmının tanımla alakalı olduğunu, bir kısmının da problemin çalışma noktasıyla alakalı olduğunu ve çalışma noktası için bakın verilen durumda şunları bulun diyor. Çünkü bu makine şimdi atıyorum 95 kilovat üretmiş bakın şurada elektrik gücü. Adam belki birazdan gaza basarsan 105 üretecek. Yani aynı makine hafif yüklü de olabilir. Bir tane lambayı da yakıyor olabilir. Şartlar değişebilir. O zaman aynı makine ohmik değil de endüktif de çalışabilir, kapasitif de çalışabilir. İşte genellikle şartlar soruyu ben hazırlıyorsam ikinci bir paragrafta vermeye gayret ediyorum ama yani vermeyebilirim. Sen çıkartacaksın. Hangisi adam, hangisi o günlük şart, onu sen karar vereceksin. Evet, buna benzer bir çözüm yine YouTube'da yüklü. Ona da bakarsınız. Başarılar diliyorum.